Merhaba arkadaşlar. KTT soru çözümlerinde yine beraberiz. Bu KTT'miz zamir yani adılla alakalı bir KTT. Zamirler isimlerin yerini tutan sözcük ya da eklerde. Bu tanımımızı da aklımızda tutarak sorularımıza başlayalım. Şimdi birinci soru altı çizili sözcük türü bakımından diğerlerinden hangisinin farklı olduğunu söylüyor. Soruyor daha doğrusu. Şimdi burada sözcük türü dendiğinde isim sıfat zamir zarf gibi türleri düşünerek sorumuza bakalım. Ee, A'da Çukurova cennetidir bu ayın. Hangi ay? Bu ay sıfat. B'de başımdan bir kova sevda döküldü. Hangi kova? Bir kova ya da kaç kova? Bir kova. Kova ismini açıklayan bir sıfat. D'de saatler her sabah 40'ı gösterdi hangi sabah her sabah yine sıfat ve e seçeneğinde bak o zaman toprandık, topraktaki sevince hangi sevinç topraktaki sevinç yine sıfat. Fakat C seçeneğinde nasihatim o ki dinlersen eğer şeklinde devam ediyor. Artık o nasihat neyse o şeklinde onun yerini tutmuş bir zamir arkadaşlar. Cevabımız C olacak. İkinci soru dizelerle ilgili hangisi yanlıştır? A bir de belirtisiz at takımı yani at tamlaması vardır. Ufku yangın yerini çeviren ayna. Ne yeri? Yangın yeri. Burada arkadaşlar yangın tamlayan, yeri tamlanan bir isim tamlaması belirtisiz. Yangında herhangi bir tamlayan iki yok. A'yı eledim. B. ikinci de sıfat tamlaması vardır. Çıkmak dilerdim. Bir sabah duruklardan. Hangi sabah? Bir sabah. Sıfat var. Sıfatın olduğu her yerde bir sıfat tamlaması vardır. C'de üçüncü de bir söz hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır. Bakarsak ikinci satırına. Boğazlar içinde mavi bir boğaz. Nasıl boğaz? Mavi niteleme sıfatı. Hangi boğaz? Bir boğaz. Herhangi bir anlamında belgesiz sıfat ve belirtme sıfatların içerisinde yani C seçeneğimizde eleriz. D'de pekiştirme sıfatına yer verilmiştir diyor dördüncü cümle için. İkinci satırına bakarsak bambaşka bir alemdi. Nasıl alem? Bambaşka alem. Bambaşka burada sıfat ve pekiştirilmiş bir sözcük. Doğru. Beşinci de zamire yer verilmiştir diyor fakat beşinci de ismi yerini tutan herhangi bir sözcüğe rastlamıyoruz. Yani cevabımız E olacak. Üçüncü soru diyor ki Yukarıdaki numara, numaralanmış cümlelerden hangisinde isim tamlamasının unsurları içerisinde zamire yer verilmemiştir? Şimdi isim tamlamasının unsurları yani tamlayan, tamlanan bunlara bakacağız. Bunlardan biri zamir olmasın. Bizden bunu istiyor. Bir de herkesin bir kimsesi vardır şeklinde devam ediyor. Neyin kimsesi? Herkesin kimsesi. Burada bir tamlama. Herkes ve kimse zaten zamir. İki de hastalardan bazıları kurallara uymuyor. Şimdi hastalardan sözcüğündeki dandan ekine bakalım. Şu bilgiyi hatırlayın. Dandan eki bazen tamlayan eki işlevini görebiliyordu. Biz bunu nasıl anlıyorduk? O dandanı kapatıp yerine ın in, in getirdiğimizde cümleyi tekrar okuduğumuzda anlamlı bir şey karşımıza çıkıyorsa tamlayan eki işlevinde olurdu. Şimdi hastalardan bazıları kurallara uymuyor. Hastaların bazıları kurallara uymuyor. Gayet mantıklı. Demek ki burada da. Bir e, tamlama var ve bazıları belgesiz zamir. Üçte Ahmet Arif'in kendi şiirlerini derken. Kimin şiirleri Ahmet Arif'in şiirleri ve kendi şiirleri dikkat ederseniz. Ahmet Arif'in kendi şiirleri isim tamlaması öbeğinde kendi dönüşlülük zamirine yer verilmiş. Bunu da geçtim. Dörtte onun başarısı. her Başarısı için her şeyi yaparız. Kimin başarısı onun başarısı. Bir isim tamlaması o burada zamir. Beşinci de arkadaşlar bu ülke bir cennet bahçesine dönüşecek. Hangi ülke bu ülke? Bir kere bu sözcü sıfat. Aynı zamanda tamlama olarak da ne bahçesi? Cennet bahçesi. Burada bir belirtisiz isim tamlaması var. Fakat burada bir zamir yok. O yüzden cevabımız E olacak. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soru da bize diyor ki hangisinde sözcük biçiminde bir adıl kullanılmamıştır? Şimdi zamirler yani adıllar ismin yerini tutan ek ya da sözcüklerde sözcük halinde ve ek halinde zamirler olarak ikiye ayırıyorduk. Bunları hatırlarsanız ve bize diyor ki bunlardan sözcük halinde olanları hangisinde yok acaba? Şimdi bakalım çevremde herkes şaşırsın. Herkes belgesiz zamir. Bunu da senden bilsin. Bu işaret zamiri sen Kişi zamiri. A birinci cümleyi attım. İki de sen var zaten kişi zamiri. Üç de herkes belgesiz zamir. Dört de kendine, kendi. Burada dönüşlülük zamiri. Beş de herhangi bir zamir yok. Cevabımız E. Beşinci soru. Hangisinde bir adıl yani zamir ön at tamlamasında kullanılmıştır? Şimdi bu şu demek. zamirler isimlerin yerini tutuyorsa biz buna isim muamelesi yapabiliriz. Ve doğal olarak sıfatlarla da açıklanabiliyorlar. Bakarsak eğer üçüncüye hiçbir şey söylemek istemiyorum. Hangi şey? Hiçbir şey. Hiçbir belgesi sıfatı var. Şey sözcüğü de arkadaşlar günlük hayatta da en çok kullandığımız sözcüklerden biri ve belgesiz bir zamirdir. Cevabımız 3 yani Ceyhan. Altıncı soru. Hangisinde soru anlamı bir adılla sağlanmamıştır diyor bize. A'ya bakarsak çevre ödülüne en son kimin aday gösterildiğini biliyor musun? Şimdi burada kim aday gösterildi desek kimle biz soru anlamını sağlasak burada soru anlamı adılla sağlanırdı. Fakat soru biliyor musun öbeğinde. yani mımi soru edatıyla bu soru anlamı sağlanmış. Bu sebeple cevabımız A. Yedinci soru. Hangisinde farklı türde bir adıl kullanılmıştır diyor. Şimdi birinci de kiminiz limon satar, kiminiz belgisiz zamir. İki, çoğunuz semtine uğramaz oldu okulun, çoğunuz belgisiz zamir. Üç de bazılarınız tahta kalede çaycılık yapar, bazıları yine belgisiz zamir. Dört de biz inceleye duralım şeklinde, biz hatırlayın ben, sen, o, biz, siz, onlar, bunlar kişi zamiriydi. Buradaki kişi zamir olacak ve 5'te hesaplayalım hepimiz şeklinde devam ederken hepimiz yine belgisiz zamir. Bir tek 4'teki kişi, diğerleri belgisiz zamir. O yüzden cevabımız denizi seçeneği olmalı. 8. sorudayız. Zamirler sözcük ve ek biçiminde olmak üzere ikiye ayrılır şeklinde bir açıklamayla başlayan soru ve bizde hangisinde bu iki çeşit adıla da örnek vardır bize bunu soruyor. A'ya bakarsak ben tavan arasındayım hayatım diye seslendi kadının şeklinde devam ediyor. Ben kişi zamirim sözcük halinde tavan arası derken onun arası sığsı si, iyilik eki hatta hayatım ım im, im benim hayatım. Yine iyelik eki. Ve iyelik ekleri de ek halindeki zamirlerdi. İyelik zamiriydi. O yüzden cevabımız direkt zaten A seçeneği olacak. Dokuzuncu soru. Hangisinde adıl yüklem olarak kullanılmıştır? Şimdi C'ye bakalım benim seni her gün daha çok özleyen. Şimdi cümle devrik biz bunu kurallı bir hale getirirsek cümle şu şekilde olmalı. Seni her gün daha çok özleyen benim. Yani benimdir. Ek eylem yoluyla yüklem olmuş bir kişi zamiri var arkadaşlar burada. Cevap C olacak. 10. sorudayız. Numaralanmış sözcüklerden hangileri belgesiz adıl değildir? Şimdi bakarsak kimi dost olarak seçeceğimizi Kimi artık burada kimse soru yoluyla e, ismin yerini tutuyor. O yüzden bu soru zamiri. Çoğumuz belgesiz zamir. Üçe dikkat edin. Bazı insanlar demiş. Hangi insanlar? Bazı insanlar. Bu sıfat zaten arkadaşlar. Dörtte herkes yine belgesiz zamir. Yani biz bir ve 3'ü alacağız. Cevabımız Bursa seçeneği. Geldik 11. soruya soru anlamı hangisinde bir adılla sağlanmıştır diyor. E'ye bakarsak çocuklardan hangisi dışarı çıktı? Burada soru anlamı hangisi sözcüğü üzerinde ee, ve bir ismin yerini tutuyor. O yüzden cevabımız ve bir isimle de cevap istiyor zaten. O yüzden de cevap Edirne olacak. 12. sorudayız. Hangisinde adıl ek alarak tür değiştirmiştir? Şimdi bir soruyu anlayalım. Adıl yani zamir var. İsmin yerini tutuyor. Görevi bu. Fakat bir ek alacakmış bu. Ek aldıktan sonra türü değişecekse zamirlikten çıkacak. Böyle bir şeye bakıyoruz. O yüzden 12. soruda direkt 2'ye bakarsak. Kimsesiz odanda kış geceleri derken. Şimdi kimse normalde belgesiz bir... Zamirdir fakat kimsesiz odanda dediğinde sızsız aldığı ekle bu ek sayesinde nasıl oda kimsesiz oda sıfata dönüşmüş doğal olarak türü de değişmiş cevabımız 2 yani B seçeneği olacak. 13. sorudayız gençler. Bu parçadaki adılın çeşidi hangisidir demiş. Şimdi bakalım metnimize. Bursa'nın ilk yaza doğru usul usul ilerlediği günlerde. Bu günler her şeyin insana daha bir güzel göründüğü günlerdir derken her şey bakın burada şey belgisiz bir zamir. O yüzden cevabımız C olacak. Geldik 14'e. 14'te e, altı çizili sözcükler var. Bunların türlerini Sırasıyla belirleyeceğiz. Kendi zaten direkt atlayın arkadaşlar. Dönüşlülük zamirim. Sonrasında bir metni okuyalım tabii ki. Kimi zaman kendimi bağışlamam için bir nedenim olur. Hayatlarıma yenisi ekle... Hatalarıma <laughs> yenisine eklemişimdir. Onlar peşimi derken... Şimdi burada onlar tehlikeli. Dikkatli olun. İnsan isimlerinin yerine kullanılırsa kişi, insan dışındaki varlıklar için kullanılırsa işaret zamiriydi. O ve onlar sözcükleri tehlikeliydi. Dikkat edelim. Şimdi burada onlar hataların yerini tuttuğu için, insan dışındaki bir varlığın yerini tuttuğu için işaret olacak. Devamına bakalım. Peşimi bırakmaz. Bu beni deli eder. Artık bu neyse ismin yerini tutan bir şey. Bu da işaret zamiri olarak karşımıza çıktığı için dönüştülük, işaret ve işaret cevabımız denizli olacak. Geldik 15. soruya. Hangisinde bu sözcüğü bu benim bir zamanlar yaşadığım ülke değil artık cümlesindeki ile aynı türdedir. Bizden bunu istiyor. Şimdi buradaki türü belirleyelim. Bu benim bir zamanlar yaşadığım ülke değil artık. Bu ismin yerini işaret yoluyla tutuyor. O yüzden işaret zamiri olarak da karşımıza çıkıyor. Ve D seçeneğine bakarsak soğuk bir güneş içinde sevgimiz artık ve bu acıtıyor canımızı derken ee, ve bu dediğimizde ismin yerini tutan bir işaret zamiri. Görüyorsunuz arkadaşlar cevap D olacak. Onun dışındakilerde sıfat görevinde zaten. 16. soruda hangisinde soru adılı vardır demiş. Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim diyor D seçeneği. Nereden? Artık bir yerin adını cevap olarak istiyor. Ölen kim? Bir kişinin adını cevap olarak istiyor. Soru zamirleri arkadaşlar. O yüzden cevabımız Denizli. 17. sorudayız. O sözcüğü hangisinde işaret adılı olsun? Şimdi bir kere ismin önünde gelip ismi açıklarsa sıfat olur. Zamir olacaksa ismi yerini tutacak ve işaret adılıysa insan dışındaki varlıktaki bir adın yerini tutması gerekiyor. Şimdi A'ya bakalım. O benim keyifle dinlediğim ve çok sevdiğim bir şarkıdır. Bakın şarkı adının yerini tuttuğu için insan dışındaki varlığın yerini tuttuğu için bu zaten işaret cevabımız. A mesela C'ye bakalım o artık ailesiyle yaşamama kararı almış bu bir insan kişi zamiri ya da E'ye bakalım o bizimle sinemaya gelemeyeceği için üzülmüş üzülen bir insan arkadaşlar kişi adılı. Ve diğer seçeneklerde bu şekilde bir tek A'da insan adının yerine tutmadığı için işaret zamirimiz var cevap A olacak. Geldik 18'e. Şimdi bir açıklama yapmış. Bazı zamirler özneyi pekiştirerek belirtir. Bunlar tek başlarına asıl şahıs adılarının yerini tutabildikleri gibi onlarla birlikte de kullanılabilirler. Hangisinde buna uygun bir kullanım var? Aslında dönüşlülüğü anlatıyor arkadaşlar dikkat ederseniz. Dönüşlülük zamirinden bahsediyor burada. Sınavla ilgili her şeyi o kendisi anlattı bana. O anlattı bu kişidir. Aynı zamanda o kendisi derken özneyi de pekiştirmiş olur. Cevabımız arkadaşlar Adana seçeneği olacak. Geldik 19'a. 19'da diyor ki numaralanmış sözcüklerden hangileri belgesiz adıl değildir? Şimdi bakalım onu görmediğimiz süre içinde bayağı değişmiş Adanalı. Onu tanımakta zorlandık hepimiz. Şimdi onu derken o bir kişi. O yüzden bu kişi adılı. Hepimiz belgesiz adılı arkadaşlar. Devam ediyorum. O silik adam gitmiş. Yerine bambaşka biri gelmiş artık. Biri belgesiz adıl. Bir şeylerin derken şeylerin belgesiz adıl. Bir şeylerin değiştiği her halinden belliydi herkes değişir ama böylesini herkes yaşayamaz böylesini artık neyse işaret ediyor ediyor o yüzden işaret zamiri ve bizden de soru belki siz adıl olmasın demişti bakarsak 1'e kişi zamiri dedik 5'e işaret zamiri dedik 1 ve 5'e alacağız cevabımız Edirne geldik son sorumuza gençler. Aşağıdakilerin hangisinde iyilik eki aldığı için zamir olan adlaşmış bir sıfat kullanılmıştır. Şimdi burada soruyu anlamakla başlamamız lazım. Şimdi bazı sözcüklerimiz vardı bizim. Bunlar tehlikeliydi. Ee, bir ismin yerin bir ismin öncesinde kullanıp ismi açıklıyorlarsa sıfat çekim eki falan aldıklarında ismin yerini tuttuklarında zamir olarak karşımıza çıkıyordu. Örneğin işte birçok sözcüğü tehlikeli birçok insan dersin sıfat olur birçoğu dersin zamir olur ya da bazı sözcüğü bazı kitaplar dersin sıfat olur bazıları dersin zamir olur. Hangisinde işte böyle ek alarak adlaşmış bir sıfat yani aslında bir zamir vardır bizden bunu istiyor. D'ye bakarsak hiçbiri yeni getirilen yasağa uymuyor. Hiçbir insan dese sıfat olurdu. İşte bu hiçbir sıfatı orada hiçbiri onların hiçbiri iyilik ekini aldığı için artık adlaşmış bir sıfat ve belgesiz bir zamir olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden cevabımız denizli seçeneği olacak.